alıp görevliye teslim etti. Kazakistan Partisi'nin aktif arkadaşı kan yakıncı balvanı karşı alınızda. Kök Bilbeu'daki balvan Muhit Tursunov. Ve Muhit Tursunov şimdi mavi Kazak çadırından mavi kuş aileri sırtında kurt postuyla final mücadelesi yapacağı mindere doğru yürüyor. 1.85 boyunda, 95 kilo ağırlığında ve 1988 doğumlu Muhit Tursunov. Bölgelerinde ise Akil Bey söyleyecek. Asıl barmanı Karagandı'yı temsil ediyor. Evet. Ve Muhit Tursunov ise Doğu Kazakistan. Altay dağlarına yakın olan bir, çok yakın olan bölge. Mücadele başladı. Umut ediyoruz. Hareketli bir final karşılaşması izleriz. Ekranları başında milyonlar ve Sararka Spor Salonu'nda 12 bin seyirci güzel bir final karşılaşması bekliyor. Balumanlardan değerli güreş severler. Kırmızı kuşakla Asıl Barmenov'u, mavi kuşakla Muhit Tursunov'u izliyoruz. Kiloları birbirine çok yakın ama boy farkı var. Muhit Tursunov 1.85 boyunda daha uzun. Kırmızı kuşakla mücadele eden Asıl Barmenov ise 1.77 boyunda. Karşılıklı kuşaklardan tutuşlar var. İki teknik sporcunun final karşılaşmasını izliyoruz. Evet. Asıl Barmenov dizlemeyerek puan vermiyor Muhit Tursunov ekranlarınızdaki güreşçi. Kazakistan Barsı'nda son karşılaşma, final mücadelesi. Kazanan altın kemerin, 150 bin doların ve saf altından yapılan at toynağının sahibi olacak. Aynı zamanda memleketinde de bir ev ve bir araba onu bekliyor. Verebilir, evet. Karşılıklı ataklar var final karşılaşmasında değerli güreşseverler. Asıl Barmenov ve Muhit Tursunov hata yapmak istemiyor. Karşılaşmanın sonunda altın kemer var. Gerçekten para miktarı da çok farklı. 150 bin dolar birinciye, ikinciye 30 bin dolar. O yüzden iki pehlivan da şu anda hata yapmamak için daha az riskli oyunlar deniyor. Bakın izliyorsunuz. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Evet, dizletti Muhit Tursunov'u Asıl Barmenov. Barmenov bu kupayı kazandı. Ana devrede bir kupa ile önde olan isim kırmızı kuşağıyla Asıl Barmenov. Karşılıklı kuşaktan tutarak oyuna girmek istiyorlar. İki pehlivan da çok temkinli değerli güreşseverler. Kazakistan Parsı'nda final karşılaşması ekranlarınıza geliyor. Asıl Barmenov ekranlarınızda, 1.77 boyunda, 98 kilo ağırlığında. Rakibi Muhit Tursunov 1.85 boyunda ve 95 kilo ağırlığında. Bir kupayı ile önde olan isim kırmızı kuşaklı Asıl Barmenov. Ama henüz ana devredeyiz.
Mücadelede her an puan ve yeniş çıkabilir. Evet, şimdi atak yapıyor Tursunov. Karşı atak için düzenini aldı asıl Barmenov. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak. Kazakistan Barsı'nda son karşılaşmada kim galip gelecek? Müthiş bir mücadele var. Kazakistan'ın başkenti Astana'da Sararka Spor Salonu'nda kazanan Kazakistan'ın baş pehlivanı olacak. Kazakistan Barsı unvanını taşıyacak. Bu yüzden iki pehlivan da çok dikkatli ve temkinli bir şekilde mücadeleye devam ediyor. Birer bir kupa ileri var değerli güreşseverler. Eli 4 saniye kaldığını anons veriyor. 26 saniye. Müthiş bir mücadele ekranlarınıza geliyor. Karşılıklı kuşaktan tutuşlardan sonuç çıkacak mı bekliyoruz. Asıl Barmenov ve Muhit Tursunov. Altın kemer için mücadele eden isimler. Beraber. Evet. Ana devre sona eriyor. Değerli güreş severler. Asıl Barmenov. Elde Muhit Tursunov. Bir ret Muhit'ten koyan koltuk bendesinde yolu oldu. İkinci ret kalay buladı eken. Şimdi 3 dakikalık puanlama devresi için göğüs çaprazından kuşaklardan tutarak mücadele başlayacak. Hakemler çok dikkatli bir şekilde 3 dakikalık uzatma devresini başlatıyor. Asıl Barmenov mu, Muhit Tursunov mu? İkisinin de birer bir kupayısı var. Kim puan alırsa ya da yeniş yaparsa altın kemerin sahibi olacak değerli güreşseverler. Evet, şimdi Tursunov minder dışına doğru rakibini aldı, taşıdı ve Kazakistan Barzı unvanını kazanıyor. Altın kemerin 150 bin doların ve saf altından at toynağının sahibi oldu. Onu memleketinde bir ev ve sıfır arabada bekliyor değerli güreşseverler. İşte ekranlarınıza geliyor. Muhit Tursunov altın kemeri kazandı. Birinci oluyor, baş pehlivan oluyor. Kazakistan'ın baş pehlivanı Muhit Tursunov. Gümüş kemer asıl Barmenov'un ve bronz kemer de Ruslan Abdurrazakov'un oldu değerli güreşseverler. Ekranlarınıza geliyor. Mücadeleyi kazandı. Çok büyük bir sevinç yaşıyor Muhit Tursunov. Evet sevgili seyirciler, 5,5 saattir canlı yayınla sizlere Kazakistan'ın başkenti Astana'da Sararka Spor Salonu'ndaki Kazakistan Barsı mücadelelerinin heyecanını aktarmaya çalıştık. Burada yorumcum İsrafil İsmail Bey ile birlikte. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de teşekkürler. İsrafil İsmail Bey. Evet. Ekranlarınıza geliyor değerli güreşseverler. Ben Gökhan Günaydın. Bu güzel yayının sizlere ulaşmasına emeği geçen tüm TRT çalışanlar adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Umut ediyorum ki Ramazan bayramında güreşlerde gelecek canlı yayınlarla tekrar ekranlarınızda olacağız. O yayın